Merhaba mitolojik evren izleyicisi, ben Emre İnal. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber bir seriye başlıyoruz. Bu seride Olimpos'un en çapkın tanrısı Zeus'un her biri oldukça ilginç ilişkilerine değineceğiz. O halde dilerseniz ilk videomuza Zeus'un Metis ile olan birlikteliğiyle başlayalım. Yunan mitolojisinin ikinci kuşak tanrıçalarından birisi olan Metis'in adı, akıl ve bilgelik anlamına gelmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bilgelik tanrıçasıdır. Metis, tüm okyanusların kişileştirilmiş hali olan Titan Okyanos ile deniz tanrıçası Tetis'in kızıdır. Bir efsaneye göre tanrıların tanrısı Zeus'un kardeşlerini kurtarmak için babasına içirdiği zehirli şarabı Metis vermiştir. Titan Savaşı'nda Olimposlu tanrıların tarafında yer alan Okyanos'un kızı Metis'i Zeus beğenmiş ve istemiştir. Tanrıların tanrısının Metis'i istemesinin en büyük sebeplerinden biri ise akıl tanrıçası bir eşin kendisi için gayet yararlı olacağıdır. Okyanos kızı Metis'i Zeus'a vermiştir ve Metis, Hesiodos'a göre Zeus'un ilk eşi olarak bilinmektedir. Homeros'un kaynaklarına göre ise Zeus'un tek resmi ilişkisi Hera ile olan birlikteliğidir. Zeus ve Metis'in efsanesine gelecek olursak eğer, evliliğin hemen ardından Athena'ya hamile kalan Metis, bu haberi Zeus'un mutlu olabileceğini düşünerek Zeus'a iletir. Fakat Uranüs ve Gaia çoktan Zeus'u uyarmışlardır. Metis'ten olacak erkek çocuğun tıpkı Kronos'un Uranüs'ü, Zeus'un Kronos'u tahttan indirdiği gibi Zeus'un tahtını sarsacağını bildirmişlerdir. Metis'in hamile olduğunu duyan Zeus bir hayli panikler ve eşi Metis'i karnındaki tanrıça Athena ile birlikte yutar. Bir müddet Zeus'un içerisinde kalan, zamanla olgunlaşan Athena'nın dışarıya çıkma zamanı gelir. Tanrıların tanrısı Zeus, Hephaistos'u çağırarak "Başım ağrıdan çatlıyor. Artık dayanamıyorum. Baltanı hazırla ve alnımın ortasına indir. Sakın bunu yaparken çekinme. Ben başıma geleceklerden haberdarım." der. Bazı kaynaklarda başını yarması için çağırdığı kişi Prometheus olarak geçer. Zeus'un bu ilginç isteği karşısında oldukça şaşıran Hephaistos, Tanrı'nın bu isteğine karşı gelmek istemez ve tam Zeus'un istediği gibi alnının ortasına baltayı vurarak Zeus'un başını yarar. Yarıktan bir anda ışıklar saçılmaya başlar ve tamamen kuşanılmış, miğfer, zırh ve mızrağıyla zafer çığlığı atan tanrıça Athena ortaya çıkar. Tanrıçanın doğumuyla birlikte Olimpos Dağı sarsılır. Kaynaklarda Zeus'un en sevdiği çocuklarından birisi olarak geçen tanrıça Athena, tıpkı annesi gibi bilgeliğin temsilcisi olur. Aynı zamanda stratejik savaş tanrıçası olarak Yunan mitolojisinde yerini alır. Serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, gelişmelerden haberdar olmak için, kanalımızda bu tarz içerikleri daha çok görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.